ülkemizin, Azerbaycan'daki kardeşlerimizin ilgisini hep hissettim. O yüzden de hani aramızdaki bağın kuvvetini bilenlerden biriyim. Bu Türkiye'deki birçok insan da bunun farkında. Açıkçası yani kendim vatanımda gibi hissediyorum. Zaten bence de öyle. Yani sizleri görmekten, biraz sonra buradaki yine kardeşlerimizi görmekten dolayı çok heyecanlıyım. Yani dünya zor bir dönem geçiriyor. Tarihte biz de çok zor dönemler geçirdik. Ama çok iyi biliyoruz ki bu iki güzel devlet bir millet olmayı bildi ve birçok zorluğu da beraber aştı. Bize kılımıza bir şey olsa siz, size bir şey olsa biz koşuyoruz. O yüzden hani buradaki maneviyat çok yüksek. Ben de burada olduğum her dakika bunu hissediyorum. Programlarda zaten sağ olsunlar, sosyal medyada olsun, katılımlarda olsun hep Azerbaycan'dan güzel insanları hep ağırladık. Bundan da çok mutlu olduk. Şampiyonumuz bile var hatta. Sevgili Elnur. O yüzden hani benim için çok ayrı bir seyahat bu. Çok mutluyum burada olmaktan. İkinci defa da gelirsiniz. Birinci defa. İkinci defa geldim. Bir kere daha gelmiştim. Ama bu konuda da mahcubum diyebilirim. Yani daha çok gelmem lazım. Hayatta yetişemiyorum ama. Kendi kızlarımı göremiyorum. Şimdi işte 3 gün sonra Los Angeles'teyim kızımı görmeye. Havada yaşayan biriyim ama bu benim için bir sebep değil. Buraya daha çok gelmem lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu sevginin karşılığını benim de vermem gerekiyor bence. Çok uğurlu simasız. Yani Türkiye'de bir uğur simbolüdür. Ve bu mevzu da, esas mevzu da seminarda bu olacak. Yani daha çok neleri fayda, yani nelerden danışacaksınız bugün seminarda ve esas tavsiyeleriniz neler olacak ki uğurlu bir sima olmak? Yani şöyle, Allah bana böyle herkese çok nasip etmeyeceği şeyler nasip etti ama yani sizler de beni iyi tanıyorsunuz. Hani geçmişimde çok da acı var bir yandan. Yani hayatıma baktığım zaman acıların ağırlığı buradaki başarının ağırlığından daha fazla oldu. Ama tabii ki insanlara vereceğim çok mesaj var. Çünkü hayatın iki yönünü de yaşadım açıkçası. Hem dibi gördüm, hem zirveyi gördüm. O yüzden hani o merdivenlerden çıkarken yolculuğumda çok şahit olduğum anılarım var. Onlardan da bahsedeceğim. Yani muhbirlikten iş adamlarına. Evet, evet. Yani onun daha öncesi de var aslında da ben muhbirlikten sonraki bölümü bugün anlatacağım. Normalde tabii ki muhbirliğini ben de daha karanlık. Ama hiç olmazsa oradan başlayayım da orada yani ilk başlangıç noktası denebilir. Azerbaycan'la bağlı yeni planlarınız var herhangi? Vallahi biz defalarca aslında toplantılar da yaptık geçmişte. Yani televizyonsal olarak bile en az 3-4 toplantımız vardır. Bir şekilde olmadı ama bu olmayacak demek de değil. Yani bu işin teknik tarafları oluyor çünkü bir şeye böyle hevesleniyorsun. Aa olsun diyorsun, sonra olmuyor ama neden olmasın, inşallah olur. Yani çok isterim ki aslında bir şovumuzu da bir gün burada yapalım yani. Çünkü sizi burada çok sevindiler. Evet, ve çok gözlüyüz. Survivor'ın şöyle bir yarı finalini burada yapacaksınız değil mi? Yıkılacak burası. Yani bu sevginin farkındayım. Çok güzel insanlar burada var. Ben bir de Erzurumluyum. Erzurumlu olduğum için de aslında bunu burada açıklamaktan da mutluluk duyacağım. Bir taraftan gelen Azeri, evet, babamın tarafından Azeri kanım var. O yüzden benim babam tarafı değil, beni de karıştırdım. Dede. Yani yok, benim, biz de baba benim, değilim. Öyle mi? Evet. Tamam. Yani dedemin annesi Azeri'ymiş. Azeri'ydi daha doğrusu. Ben de çok küçükken hatırlıyorum. O yüzden hani ben ciddi bu tarafa yakınım.